Bildiğiniz gibi uyuşturucuyla mücadele etmek dünyadaki her bireyin işi. Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, düzenlediği basın toplantısında 2017 yılında yaptıkları faaliyetleri değerlendirdi. Bunun için ortaokullarda, ilkokullarda, liselerde organizasyonlar yapıyoruz. Rol model seçtiğimiz dünyaca ünlü olimpiyat şampiyonu, milli sporcu olan bize gönül vermiş kardeşlerimizle bu organizasyonlarda bunu anlatıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalarımız var. Geçen sene Bodrum'da buna benzer bir şampiyona yaptık. Ortaokullar arası Hapkido şampiyonasıydı. Biz hemen hemen bütün spor kulüpleriyle ve spor federasyonlarıyla birlikte çalışıyoruz. 2018 yılında yapılacak olan çalışmalardan da bahseden Ilıcak, bu yıl hedeflerinin 50 bin çocuğa ulaşmak olduğunu belirtti. Yapılan çalışmadır. Önümüzdeki yıl 50 bin çocuğa ulaşıp 300 konferansla 50 bin çocuğa ulaşmak programındayız. Amacımız o. Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanlığımıza, Başbakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Millet Meclisi'ne bir takım yazılar yazdık. Biz sosyal sorumluluk projelerini gönüllülük esasına göre yaptığımız için maddi hiçbir kaygımız olmuyor. Çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize bunu anlatmak en önemli kazancımız. Dolayısıyla yardım istedik. Geçen sene de Bodrum Belediyesi ile yaptığımız bir yazışmada yardım rica etmiştik. Bu sene de yazı yazdık. Herhalde bu sene cevabı gelecektir. Ve burada ilk organizasyonu yaparken Yunanistan ve Türkiye arasında çocuklara yönelik yaklaşık 200-250 çocuk katılacağı, Türkiye'den de çeşitli illerden çocukların katılacağı uluslararası Bodrum Hapkido Festivali düzenleyeceğiz. Ve